Diyelim ki bir markete gittim ve cüzdanımda 50 lira var. Evet, cüzdanımda 50 lira var ve o gün markette etiket fiyatları üzerinden %25 indirim yapılıyor olsun. Etiket fiyatları üzerinden %25 indirim Etiket fiyatı üzerinden %25 indirim ne anlama geliyor? Eğer bir ürünün etiket fiyatı 100 lira ise benim ödeyeceğim ücret 100 liradan %25 kadar daha az olacak. Peki, sorum şu olsun. 50 liram varsa satın alabileceğim bir ürünün etiket fiyatı en çok kaç lira olabilir? Çünkü hoşuma gidecek şeylere bakmadan önce bunu bilmek istiyorum, değil mi? Ayağımı lirama göre uzatacağım belki de. Peki şimdi biraz cebir yapalım. X satın alabileceğim en pahalı ürünün etiket fiyatı olsun. Evet satın alabileceğim en pahalı ürünün etiket fiyatı. Eğer indirim X'in %25'i kadar ise e, yeni fiyatın yani indirimli fiyatın X eksi X'in %25'i olacağını söyleyebiliriz değil mi? X eksi X'in %25'i indirimli fiyattır satış vergisinin olmadığı bir yerde yaşadığımızı da farz ediyorum hayal de olsa. Yani indirimli fiyat her ne ise nakit olarak ödemem gereken fiyat o. Evet x eksi x'in %25'i indirimli fiyat. Yani indirim x'in %25'i kadar. Biliyoruz ki bu x eksi 0,25 çarpı x ile aynı şeydir ve yine biliyoruz ki bu 1x'tir yani x 1x ile aynı şey bu ve 1x eksi 0,25x eşittir 0,75x'tir öyle değil mi? Evet indirimli fiyat. Budur. Yaptığım tek şey x eksi -x x'in %25'i ifadesini 1x eksi 0,25x olarak yeniden yazmak oldu ve bunun 0,75x ile aynı şey olduğunu söylemek oldu. Yani 0,75x indirimli fiyata eşit olacak. Güzel. Satın almaya gücümün yeteceği indirimli fiyat neydi? 50 liram vardı değil mi? Bu durumda 0,75x 50 liraya eşit olmalı. Her iki tarafı da 0,75'e bölelim. Evet. Satın alabileceğim en yüksek etiket fiyatının 50 lira bölü 0,75 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de bunu bulmaya çalışalım. 50 bölü 0,75 buraya birkaç 0 ekleyelim. Eğer bu virgülü 2 sağa kaydırırsam bu virgülü de 2 sağa kaydırırım. Yani 50 bölü 0,75 5000 bölü 75 ile aynı sonucu verecektir. Bu bölme işlemini yaparsak 50'nin içinde 75 sıfır defa vardır. 500'ün içinde 75 bunu biraz düşüneyim sanırım 6 defa var değil mi? Çünkü 7 çarpı 75 evet daha büyük bir sayıdır. 6 defa var. 6 çarpı 5 30, 6 çarpı 7 42, 42 artı 3 45 yani kalanımız 50. Buradaki örüntüyü anlar gibi oldum. Tamam sıfırı aşağı indireyim. Güzel güzel yine aynı şeye geldik. Bakın 500'ün içinde 75 6 defa vardır ve 6 çarpı 75 yine 450'ye eşittir. Bu düzen bu şekilde sonsuza kadar devam edecek. Bölüm 66,6666'dır. Umarım ortaya çıkan bu sayıdan dolayı bana kızmıyorsunuzdur. Bu devreden sayıyı yuvarlarsak satın alabileceğim ürünün etiket fiyatı en fazla 66,67 lira olurdu. Öyle değil mi? Eğer bu sayıyı devirli ondalık sayı olarak yazsaydım... 66,66 66 devirli ondalık sayısı olarak yazardım. Ya da biliyoruz ki 0,666 devirli ondalık sayısı 2 bölü 3 ile aynı şeydir ve bu durumda etiket fiyatı 66 tam 2 bölü 3 olur. Fakat bu soruda parayla uğraştığımız için bu sayıyı en yakın e, kuruşa yuvarladık. Yani ödeyebileceğim en yüksek etiket fiyatı 66 lira 67 kuruş. Mesela 65 liralık güzel bir çift ayakkabı görürsem cebimdeki 50 lirayla onu satın alabilirim ama 70 liralık hoş bir kravat görürsem cüzdanımdaki 50 lira onu satın almaya yetmeyecek. Umarım bu size birazcık matematik öğretmekle kalmayıp alışveriş yapmanız için de yardımcı olmuştur. Peki, şimdi şimdi size başka bir soru sorayım. Oldukça ilginç bir soru. Rastgele bir sayıyla başlayalım. Mesela 100 lirayla başladığımı farz edelim ve bu para bir yıl sonra %25 oranında artacak olsun. Bir sonraki yıl yani ikinci yıl ise %25 oranında azalacak olsun. Böyle bir şey mesela hisse senedi piyasasında olabilirdi öyle değil mi? İlk yıl benim için güzel bir yıl, portföyüm %25 oranında büyüyor. İkinci yıl ise benim için kötü bir yıl ve portföyüm %25 oranında küçülüyor. Peki sorum şu. İki yılın sonunda ne kadar param olur? Birçok insan ''Aa bu soru çok kolay. Eğer param %25 oranında artarsa ve sonra da %25 oranında azalırsa iki yılın sonunda elimde yine aynı miktarda para olur. Bir şey değişmez ki canım.'' diyebilir. Fakat size bunun bu şekilde olmayacağını göstereceğim. Zira iki durumda da bahsi geçen %25 oranı aynı miktarda paraya tekabül etmiyor. Şimdi bunu çözmeye çalışalım. 100 lirayla başlarsam ve %25 oranında bir artış olursa 100 liranın %25'i 25 lira olur öyle değil mi? Yani 25 liralık artış sonucunda 125 liram olacak. Şimdi bu 125 lira %25 oranında değer kaybedecek. Eğer bir şey %25 oranında küçülürse bu bir önceki miktarın 0,75'i ya da %75'i anlamına gelir öyle değil mi? 1 eksi %25 yani 0,75 çarpı 125 lira. Şurada çarpalım. 125 çarpı 0,75. Kafanızın karışması ihtimaline karşı tekrar ediyorum. Eğer bir şey %25 oranında küçülüyorsa elde edilen miktar orijinal değerinin %75'ine eşit olur. Yani eğer 125 lira %25 oranında değer kaybederse ee, yeni değer 125 liranın %75'i ya da 0,75 olacaktır. Hadi şunu yapalım. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 2 kere 5, 12 de elde. 2'yi yazdık elde var. 1, 1 kere 5, 5. Bir de elimizde vardı. 6. Devamında 7 kere 5, 35 elde var. 3, 7 kere 2, 14. 3 de vardı. 17, 7'sini yazdık. 1 elde var. 1 kere 7, 7. 1 de elde, 8. Ve nihayetinde 5'i aşağı aldık. Ardından 7, 6, 7 daha. 13 elde var. 1, 8, 1 daha. 9 ve ondalıklı kısım virgülden sonra 2 basamak olduğu için 93,75. Evet, 93,75 sonrasında ise %25 oranında azaldı ve sonunda elimde başladığım miktardan daha az para kaldı. Ve bunun neden böyle olduğu hakkında şimdi biraz daha düşünelim. Kazandığım para 100 liranın %25'ine eşittir ve bu kaybettiğim miktardan daha küçük bir sayı çünkü kaybettiğim para 125 liranın %25'i. Yani farklı iki değerin %25'leri ile işlem yapıyoruz. Bu gayet ilginç öyle değil mi? Ee, gerçekten oldukça ilginç bunu başka örneklerle de denemelisiniz. Her neyse artık çılgın yüzde problemlerinden bazılarını çözmeye hazır olduğunuzu düşünüyorum. Umarım eğlenirsiniz. Hoşçakalın.